çok sürükleyiciymiş. Evet, anlatsana. Bir dakika. Bu gerçekten sen misin? Betty, oh, çok uzun zaman oldu. Şuraya bakalım hele. Hoş şeyler varmış. Yok artık, o tasarım çanta. Aman tanrım. Şu çantaya bak, muhteşem. Oh, hayatta olamaz. Fırla. O benim. Öyle mi? Ver şunu bana. Önce ben gördüm, tamam mı? Artık benim. Görüşürüz. Bu haksızlık ama. Hadi gidelim. Ama bu Lego setini çok istiyorum. Bir dakika, bir bakayım şuna. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Hadi. Şunun gibi bir tabanla başla. Sonra her renkten blokları teker teker yerleştir. Şimdi birkaç şekilde daha yapalım. Hepsini birleştirme zamanı. Sanki çanta gibi oldu. Bu parçaları gördün mü? Kenarlarına sıcak silikon sür ve uzun keçeden bir şeridi yapıştır. Bu iki parçayı birbirine bağlayacak. Aynen böyle bak. Bu çantanın gövdesini ve kapağını bir arada tutuyor. Zincirini de unutma. Diğer legolara takılabiliyor. İşte bitti. Bu harika çantayı da nereden almış? Hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Bu o mağazadaki kadın. Acaba benimle değiş tokuş eder mi? Bak da ağla şekerim. Cumartesi akşamları film olmadan olmaz. Hala bunları sakladığına inanamıyorum. Bunu hatırlıyorum. Ne harika. Bir reklam daha mı? İleri sarayım. Kumandayı buraya bıraktım eminim ama. Oraya nasıl gitmiş? Gideyim de alayım. Büyük anne, iyi misin? İki savaş gördüm ben. Ama lambam o kadar sağlam değil. Bebeğim. Ne? O lambayı çok seviyormuşsun. Keşke yardım edebilseydim. Ama belki de edebilirim. İşte. Bunun üzerine eklemeye devam et. Kenarlarına da ekle ve yükselt. Merak etme, birazdan bitecek. Parçaların sağlam durmasına dikkat et. Bunun olduğuna inanamıyorum. O elindeki de ne? Bu lambam için mi? Ampul de takmak gerek tabii. Hazır mısın? Işıkları yakalım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şunu da şuradan alayım da. Görüp de üzülme. Bu kahve harika kokuyor. Bu da ne? Bunlar burada ne arıyor? Fena kandırdım. Temizlenecek birkaç şey daha kaldı. Ne? Betty kendini komik mi sanıyor? Göreceğiz bakalım ha. Selam tatlım. Günün nasıl geçti? Bir dakika, annemin anahtarları. Betty, anahtarlarım oyuncak değil. Ama bu aklıma ilginç bir şey getirdi. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir Lego tabanı al. Ve üstüne bu küçük Lego adamcıklarını tak. Ve bitti. Bak işte bu kadar. Şimdi duvara asalım. Artık anahtarlar kaybolmayacak. Onları tuttuğunuz için teşekkürler çocuklar. Ne oluyor orada? Orada ne yapıyorlar? Üf, bu haksızlık. Onları kullanabilir miyim diye sormadı bile. Sihir gibi işe yaradı. Pekala, makyajımı da yapayım. Güzel bir görünüme sahip olmadan güne başlayamam. Mükemmel. Ve son olarak da takılar. Ne? Bunlar en sevdiğim çift. Bunları düzeltmek mümkün mü ki? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Küpelerim.
Bunlar oyuncak değil biliyorsun. Ha? Tamam, ver bakalım. Hadi, ver şunları dedim. Ne inatçı ama. Ben de senin eşyalarını alırım o zaman. Aa, haksızlık bu ama. O şu renklere bak. Sanırım bunlarla bir şeyler yapabilirim. Legolardan harika takılar yapılabilir. Daha bitmedi. Ne hoş değil mi? Özel yapım her zaman en iyisidir. Ayrıca çok da benzersiz. Beğendin mi? Ben de böyle küpeler istiyorum. Olmaz. Bu da kim? Buluşmam bu akşam mıymış? Böyle gidemem. Hemen makyaj yapmalıyım. Ay! Bu ne ya? Bunları kim ortalıkta bırakıyor? Acısı da hiçbir şeye benzemiyor. Neyse, zaman kaybediyorum. Pekala, fondötenim neredeymiş? Bu fırça olmaz. Süngerim de daha iyi durumda değil. Öf. Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Bir Lego tabanı al ve kenarlarını böyle yükselt. Güzel. Şimdi birkaç parça daha kullanarak bunu yap. Üstüne de bir parçayı kapat. Merak etme, az kaldı. Farklı bölümleri görüyor musun? Bu parça da çekmece oldu. Artık banyodaki yeli fırçalar olmayacak. Düzenli olmayı seviyor musun? Ben seviyorum. Randevum, acele etmeliyim. Lütfen dökülme. Cidden mi? Aptal Lego kutusu. Bu film gecesini mahvetmene izin vermeyeceğim. Atıştırmalıklar hazır. Evet, nerede kalmıştım? İşte döndüm bebeğim. Ay, elime kramp girdi. Bir dakika, kola kutusu. Öf, hadi ama. Belki iki tane alsam. İşe yarar mı? Ya, bu korkunç. Sanırım bu kutuyu kullanabilirim. Alışılmışın dışında düşünmeliyim. Belki de çare bu kutudadır. Telefonun kılıfını çıkar ve Lego parçalarını uygun şekilde kes. Sonra üstüne yapıştır. Şimdi bu yuvarlak parçaları ortaya tuttur. Tutacak gibi oldu bak. Ne güzel. İşte film gecesine geri dönelim. Ah, böyle daha iyi. Komedi ve atıştırmalıklar ayrılmaz bir bütündür. Şu sakızlarla biraz kendime geleyim. Böyle çok daha iyi. Şu dişlere bak. Pırıl pırıl olmalarını sağlayacağım. Bu kahvaltıdan sonra kalan ekmek mi? Seni de çıkaracağım. Hiç endişelenme. İşte oldu. Of, olamaz. Oo, sanırım sakızım takıldı. Of, aptal diş tellerim. Bu hep başıma geliyor. O şeye dikkat eder misin? Hayır, olamaz. İşte yakaladım. Hey, şu aldığım karpuza bak. Ağırmış da, demek ki iyi. Şunu keseyim bakayım. Ah, kokusunu almaya başladım bile. İşte budur. Teşekkürler, çekirdeklerini çıkarayım. Sen ve de sen. Tamam, artık yiyebilirim. Hmm, oh, çok iyi. Çok tatlı ve suluymuş. Çekirdekleri umursamaması çok tuhaf. Pekala, şimdi çekirdekleri tüküreyim. İğrenç. Dur bakalım. Niye çekirdekleri önceden çıkarmadın? Yani aslında öyle yapabilirdim. Selam, tıraş için gelmiştim. Tabii, olur. Ay canın anne, çok çekirdeğin varmış.
Merak etme, bu konuda sana yardımcı olabilirim. Pekala, bu işimizi halleder. Ama kıpırdama. Azıcık daha. Ah, bakamıyorum. Ah, sanırım tamamdır. İşte tamam. Ne düşünüyorsun? Vay canına, ne kadar pürüzsüz, teşekkürler. İşte bu kadar, harika görünüyorum. Hmm, acaba ufak bir dokunuş yapsam mı? Yok canım, böyle iyi. Hey, sim kullanmak istediğini biliyorum. Ah, hadi ama, sadece birazcık. Ah, tamam, birazdan zarar gelmez. Oh, ne kadar güzel görünüyor. Hafif bir dokunuş. Tamam, işte bu kadar. Evet, demek sim kullanıyorsun, daha fazlasını istediğini biliyorsun. Hadi ama, insanların dikkatini çekecektir. Ah, bilemiyorum, biraz daha mı? Ah, gerçekten mi? Evet, birazcık daha sim. Ama her yere saçılıyor. Tamam, tamam. Sadece birazcık daha. İşte bu, harika görünmeye başladın. Oo, bu kadarı çok fazla. İşte budur. Aha, simin gücü. Aa, bunları nasıl çıkaracağım ben? Artık bir sim kraliçesisin. Battı balık yan gider. Aman tanrım, olamaz. Ne yaptım ben? Evet, haklısın. Biraz daha sim lazım. Evet, aynen böyle. Tüm dünyaya nasıl ışıldadığını göster. Aman tanrım, bundan hiç emin değilim. Ama sana güveniyorum, tamam. Evet, muhteşemsin sim kraliçesi. Merhaba. Aa, senin her yerin sim olmuş. Aa, ama güzel görünüyor. Aa, yüzüme ne oldu? Aa, bu simi nasıl çıkaracağım? Affedersin. Her yerim sim oldu. Oo, bir sim kralı. Oh, bugün en mutlu günüm. Ah, oh, sim, çok yaramazsın. Hadi yemeğe gidelim. Ay, bu ışık da ne? Ah, oh, gözlerimi alıyor. Ay, gözlerim. Bu çok fazla. Şey, en azından eğleniyoruz. 99 ve 100. Oh, işte şimdi sıra cımbızda. Yaşasın, bugün benim günüm. Oh, kaşlarımı almaktan gerçekten nefret ediyorum. Ay, bu cidden canımı çok yaktı. Pekala, kaş şekle gideceksin. Evet, bu iyiydi. Ama çok kıl var. Ama şimdi duramam. Niye kaşlarım bir türlü düzgün olmuyor? Hmm, ortalıkta kimse yok. Ne? Aa, beni burnuna sokma. Yakaladım. Ay, çok fena acıdı. Of, korkunç şeyler gördüm. Hayalimde geç bu değildi. Aa, neyse, en azından iyi görünüyor. Buraya gelmek için çok çalıştım. Ah, diplomam. Anne, bak, başardım. Görüyorum canım, seninle gurur duyuyorum. Ah, bir dakika, o da ne? Deliği dişinde bir şey var. Ha? Yaşasın, o benim marul. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Dişinde diyorum. Ah, ah, hayır. Ne utanç verici. Pardon, bu benim gösterim. Aa, git buradan. Oh, resim çekmeyin. Aynen böyle, burada kalıyorum. Oh, kendimi çok iyi dinlenmiş hissediyorum. Sanırım güne başlasam iyi olur. Hmm, gözlüğüm nerede? Şimdi daha iyi. Oh, hadi sene pantolonum. Bence bu küpeler harika duracak.
Pekala, sıra lenslerimde. Öf, keşke onları takmak zorunda olmasaydım. Bak bak, ördek kardeş. Pekala, hadi bakalım. Soğuk ve kuruyum. Hızlıca yapıvereyim. Hayır, beni geri koy. Gözünde olmak istemiyorum. Oh, hayır, bu kadar yeter. Onu yerine geri koyuyorum. Evim tatlı evim. Bugün gözlük takayım en iyisi. Oh, ucuz atlattım. Oh, çok teşekkürler. Oh, niye bu kadar beklettik ki? Beklerken makyajıma bir bakayım bari. Aman tanrım, bu da ne? Olamaz, bu da nereden çıktı şimdi? Aa, ondan kurtulmalıyım hemen. Hayır, hayır, beni rahat bırak. Bir dakika, bu işleri daha beter eder. Bir bakalım hele. Bunu hemen saklamalıyım. Şu kapatıcıyı kullanayım. Ama fazla olmasın, sadece onu kapatacak kadar. Pekala, hadi bakalım. Hey, burada çalışma yapma talimatı aldım. Hı, aslında iyi geldi. Üstün kapatılacakmış dende. Bir katman daha sürmek gerek. Oh, çok daha iyi. Ha, işte orada. Oh, tam zamanında ha. Çok güzel görünüyorsun. Sana bunları getirdim. Bebek avokado çok tatlı. Hayır, bebek kabak istemiyorum. Oh, ne? Uyan, kalkma vakti. Oh, sessiz ol. Peki, iyi uykular. Bu sefer marakas kullanacağım. Hey, sana diyorum uyanma vakti diyorum. Ah, dur, uyanmaya çalışıyorum. Hadi bakalım, güne başlama vakti. Şaka mı yapıyorsun? Sonunda yataktan çıkabildin mi? Alarmlardan nefret ediyorum. Ne? Bu bildirimlerde ne? Bunları bir kontrol etmen lazım. Ah, çok fazla bildirim var. Pekala, hızlıca bakacağım. Gıdıklandım. Bu video çok komik. Ah canına, bu oyunda çok iyisin. Seni gördüğüme sevindim. Hey hey, saate bak. Saat kaç olmuş, yok artık. Ah, beni öylece terk etti. Ah, çok geç kaldım. Ah, olamaz, telefonumu şarjı bitmiş. Ah, bu kötü oldu. Neyse ki şarj aletim var. Telefonu biraz canlandıralım. Oh, çok acıktım. Yiyecek güzel bir şeyler var mı acaba? Brokoli hayatta olmaz. Çekmecede de bir şey yok. Ama açlıktan ölüyorum. Ah, işte bir muz. Çok keyifli bir gün geçiriyorum. Ah, bu kesinlikle sorunumu çözer. Ne? Bu da kim? Ne istiyor acaba? Oldukça da olgun. Meyveyi soymanın vakti geldi. Sanırım üzerimi değiştiriyorum. Bayağı eğlenceliymiş. Devam edecek mi? Ve sonuncu. Kendimi çok güzel hissediyorum. Pekala, artık iyiyim. Vay canına, markete gitmişsin. Aa, şu atıştırmalıklara da bir bak. Cips mi, muz mu? Aa, cips kazandı. Ne? Beni böylece bırakıyor mu? Buna inanamıyorum. Ah, pekala çocuklar, telefonlarınızı topladım. Oh, en iyisi telefonumu saklayayım. Herkes telefonunu verdi mi? Şşş, telefon, sessiz ol. Dur, senin yüzünden yakalanacağım. Pekala, umarım hepiniz sınava hazırlanmışsınızdır. Ah, tamam, bakmıyor. Telefonumu kullanabilirim. Bu sınavdan tam puan alacağım. Ah, bu çok eğlenceli. Hey, üçüncü sorunun cevabı bu. Diğer kopyalara da bakmam lazım.
Yakalanmak istemiyorum. Oh, hala güvendeyim. Hey millet! Herkes bana baksana! Olamaz! Sessiz ol! Hayır, hayır, hayır! Telefon! Birileri kopya çekiyor. Derhal o telefonu buraya getir. Al tamam. Uf, peki işte burada. Şimdi sırana dön. Ay, kusura bakma. Kendime hakim olamıyorum. Mükemmel tavuk budu pişirmek bir sanattır. Biraz karabiber iyi gider. Azıcık daha. Bronzlaşma randevum için gelmiştim. Benim için ayarlar mısınız? Elbette, hangi şekilde sevdiğinizi biliyorum. Hı hı. Hadi bitsin artık. Hazırlık işin en önemli kısmı. Neredeyse bitti. Ve son olarak işte mükemmel bir tavuk havlu. Ha, şimdi oldu işte. Ah, ne zor beğeniyor ya. Çeşitlendirme bitince iyice ovalamak gerek. Böylece tadını iyice emer. Seni yemek için sabırsızlanıyorum. Birazdan görüşürüz. Sıcaklık mükemmel. Bronz rengini almalıyım. Vay canına. Oo, neredeyse olmuş. İşte bronzluk böyle olur. Huhu! Çok lezzetli. Hazır gibi görünüyor. Kokusu da öyle diyor. Nar gibi kızarmış. Hmm. Oo, hava burada çok güzel. Neredeyse unutuyordum. Bir tane daha hazırlamam gerek. Bayağı bronzlaşmışsın. Sana iyi eğlenceler. Ben burada olacağım. Çok uzun sürmez. Şimdi doğruca fırına. Hazır, başla. Of ya. Burası güzel bir yer. Ne sevimli değil mi? Bunu çıkarayım. Hadi sene. Alem ne güzel değil mi? Ay, ne oluyor ya? Demek oyun oynamak istiyorsun. Ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Bu kırıldı. Oh, çok lezzetli. Diş ipi kullanayım. Her zaman işe yarar. Ay, çok eğlenceli. Galiba kazanıyorum. Ah, işte çıkardım nihayet. Ay, dişinde mısır kalmış. Oh, bir dakika. Yetti artık. Onu öyle ya da böyle çıkaracağım. Bu yoksa... Ah, bu sefer artık olmuştur. Onu görebildin mi canım? Ben neredeyim? Ailem, gerçekten de onlar. Ne güzel, mutlu bir son. Büyük bir kase erişte gibisi yok. Acaba bunları niye bu kadar uzun yapıyorlar? Aa, bayıldım şekerim. Dalga dalga ve hacimli. Harikasın. Sırada kim var? Uzun süredir görüşmemiştik Joey. Bugün ne yapıyoruz? Sanırım biraz keseceğiz ha? Fena dağılıyor. Yemeğe devam edeyim. Düşerler. Neredeyse hepsini topladım. Ne sinir bozucu. Buldum. Aa, evet, harika görünecek. Hey, senden bir tane daha çıkar ha kanka. Azıcık kesiyorum ve bam. Sanki arkalar hafifledi gibi. Bana güven sadece, tamam mı? Bu tutamlara güle güle. Uhu. Hayır, fazla uzun. Devam edeyim.
hala yeterince kısa değil. Bu tüyo çok zekice. Artık höpürdetmem gerekmiyor. Bu da sonuncusu. Ne düşünüyorsun? Amanın! Oo, benim şapşal. Oo, bayağı iyi görünüyorum. Teşekkürler. Oo, tıka basa doydum. Bu kadarını bitiremeyeceğim. Bugün ortalığı bayağı dağıtmışım. Bunlar için yeterince maaş almıyorum. Hayatının patlamasına hazır mısın? Şunları içine dök Chris. Hayır, düşüyorum. Oh vay canına. Ne kadar düştün sen? Sorun ne? Aptal insanlar. Merak etme, onlara bunu ödeteceğiz. Sanki şeker volkanı gibi. Vay canına. TikTok bugün yıkılıyor. Ama bu brokoli pek yıkılmıyor. Ah, sebzem düştü. Ay, oraya nasıl gittin? Biraz tozlanmış. Bir lollipop mu gördüm? Onu bir yıl kadar önce kaybetmiştim. Melisin, beni buldun. Hayır, perhizim. Aa, çok yaklaşmıştım. Yeşil sebzeler benim için daha iyi. Hey, benim tadıma çok daha güzel. Of, kimi kandırıyorum. Biraz tatlı çilek harika olurdu. Hem gayet iyi durumda. Beni istediğini biliyorum. Perhize yarın başlarsın. Ben yazıcık yalısam. Evet, kesinlikle yerinde bir seçim. Salatayı sonra yiyebilirim. Bana sevgi göster. Ah, bir dakika, kendimi kontrol edebilirim. Ama beni sevdiğini sanıyordum. Acil durumlarda özel önlem alınır. Şeker tuzağına gel. Şeker. Olmazsa ölürsün be desin. Ah, şekere ihtiyacım var. Aynen, gözlerini benden ayırma. Azıcık bir yala. Ah, tamam, bir kerecik kadına bakacağım. Evine hoş geldin. Biraz daha yaklaş. Bunun hepsini yiyeceğim. Ah, bir daha asla brokoli yemeyeceğim. Ah, çok mutluyum. Ay, umarım iyi görünüyorumdur. Çok hoş görünüyorsun Madison. Oh, şu muhteşem dudaklara bak. Bir saniye. Oh, bu koku tekeden beter. Aa, çok üzgünüm. Hadi sakızım nerede? Ah, umarım bu işe yarar. Aa, burada her şey yolunda. Aa, bu pis koku da nereden geliyor? Bingo, şu bakteriler her şeyi mahvediyor. Ben buradayken olmaz. Oh, seni görmemişim balonlu sakız. Ha, gel bakalım hele. Bu çok kolay olacak. Öyle mi? Ha. Hayır efendim. Yapabileceğim bu kadar mı? Bunun gücüyle savaşamazsın. Bu mu? Iskaladın. Daha yeni ısınıyorum. Al bakalım, al bakalım. Amanın, bunlar hızlıydı. Ama yeterince hızlı değil. Pekala, artık nazik bir sakız olmayacağım. Bir dakika, bu şey kocaman. Ha! O, kimse benimle uğraşamaz. Her şey temiz ve düzgün mü? Tamamdır. Ah, işe yaradı mı acaba? Evet. Tamam, ne diyordun? Görevimi yerine getirdim. Partiye hoş geldin. Aa, hayır. Umarım iyi görünüyorumdur. Başlıyorum. Aa, işte bu ilk öpücüğümüz. Bomba! İşte bu iş böyle yapılır.
Ah, bunların burada olduğunu unutmuşum. Ah, adam bize mi bakıyor? Gelin bakayım. Ah, bunlara doyamıyorum. Ah, hayatta olmaz. Yok, mümkün değil. Ah, bir tane kalmış. Ah, bunun nesi var? Ah, dişimle kıracağım. Ah, ağzın açık kalacak dostum. Oh, hadi sene. Kes şunu. Vitesi yükselteceğim. Açılsana. Ay, hadi sene. Bu işe yarar. Aa, cidden mi? Sanırım pes edeceğim. Aman neyse. Ah, nihayet eve geldim. Aa, bir fıstık. Aa, hayır, yine mi? Sanırım hepsi benim. Tırnaklarım çok güzel oldu. Onlara bayılıyorum. Çok tatlı sesler çıkarıyorlar. Özellikle de camın üstünde. Merhaba telefon, bugün nasılsın? Pekala, bu mesajı göndersem iyi olacak. Aa, dur, yapma. Oh, hayır, bundan nefret ediyorum. Hey, telefonuma neler oluyor? Aa, tuhaf şeyler oluyor. Telefonum insana dönüştü. Selam, ben Julie. Artık bir insan oldun sanırım. Evet, ama hala tuşlarım var. Ah, alışverişe bayılıyorum. Bir dakika. Olamaz, telefonum nerede? Belki de çantalardan birindedir. Oh, olamaz, kaybetmiş olmalıyım. Ha, bir dakika. Ha, kesin buradadır. Of ya, acaba nerede? Telefon. Nereye gittin? Aa, bir dakika, arabadayken benimleydin. Seninle alışverişe çıkmak çok güzeldi Jolie. Aa, beni unuttu sanırım. Aa, evet, onu arabada unuttum. Aa, bir tarak, saçımı tarayabilirim. Vay canına, saç harika bir şeymiş. Hey, biraz müzik zamanı. Aa, Kylie yazıyor. Olamaz. Aa, çok fazla titreşim var. Vay canına, yüzlerce mesaj göndermiş olmalı. Olamaz, olamaz. Kylie çok endişelenmiş. Artık arabada olmaktan hoşlanmıyorum. Keşke beni kurtaracak biri olsaydı. Telefona, telefona. Aa, şükürler olsun. Aa, çok üzgünüm. Gel seni dışarı çıkarayım. Aa, seni bulduğuma sevindim. Telefon, sen iyi misin? Şarj kablosu. Şimdi bir yerden elektrik bulmalıyım. Ah, bir elma, bu işe yarayabilir. Hadi telefon, bana geri dön. Ah, selam Julie. Ah, çok üzgünüm telefon. Sen şarj olmaya devam et. Pekala, bugün büyük gün. Telefon, yardımına ihtiyacım var. Davetiyelerimi gönderebilir misin lütfen? Harika, teşekkürler, görüşürüz. Merhaba. Sana bir mesajım var. İşte burada. Görüşürüz. İşte sıradaki kişi. Merhaba. Selam. Merhaba, neler oluyor? İşte mesajın. Selam, selam, selam. İşte mesajın. Mesajın, selam. Mesajın, işte selam. Anladım, teşekkürler. Görüşürüz. Mesaj, selam. Anlamadım. Ne? Parti mesajı, harika. Vay canına, çok tuhafsın. Lütfen buradan git. Görüşürüz, selam. Görüşürüz. Telefon, sonunda döndün. Ah, biraz tuhaf görünüyorsun. Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Sadece yoruldum. Bu çok tuhaftı. Aa, gel buraya gel. Selam, telefonum hasta oldu. Yardım edebilir misiniz? Tabii ki, hemen tamir ederim. Ah, bu harika. Hadi gel telefon. Bu güzel hanım sana yardım edecek.
Vay canına. Evet, biraz yıpranmış gibisin. Neyse. Pekala, işe koyulalım. Endişelenme, bu canını yakmayacak. Oh, birçok sorun varmış. Tamamdır. Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. İyiyim. Aman tanrım. Bu çok fazla oldu. Başaramadım. Nasılsın telefon? Ay, hala kötüsün demek. Pekala, bir karar vermeliyim. Evet, bu harika. Bu çok hızlıydı. Şimdi açılış zamanı. Bu kim olmak? Selam Jolie. Vay canına, bu da kim? Ben Jolie'nin telefonu olmak. Neden yeni bir telefona ihtiyacın olduğunu anladım. İyi ki buradasın yeni telefon. Eğer konuşabilseydi yediklerinin sana ne söyleyeceğini hiç merak ettin mi? Hadi şimdi seni yakalayacağım. Vay canına. Çok güçlüymüşsün. Bu ses nedir? Bu şey birazdan patlayacak. Bu hiç de iyi bir fikir değildi. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Çok güzeldi. Bir dakika, senin araban mı olacak? Görünce bayılacaksın. Teneffüs bitmiş. Ama bu kadar hızlı yiyemem ki. Güle güle muz. Uf. Hadi gidelim. Ay, bu bayağı acıttı. Kesin bir iz kalacak. Bir dakika, bana dikkat et. Hanımefendi, lütfen aşağı bak. Hayır. Ha? Zemin yoksa buz pateni pistine mi dönmüş? Az kalsın düşüyordu. Bir dakika, olamaz, hala kaygan. Lütfen. Biri beni tutsun. Yavaşlayamıyorum. Uf. En azından kaymaktan kurtulduk. İğrenç. Burası tam da olmam gereken yer. Herkes bir kase Oreo'nun olduğu yerde parti olduğunu bilir. Oo, bisküviler. Benim gerçek aşkım. Bütün gün midem kazındı. Neredeyse önemli bir şey unutuyordum. Sorun ne çocuklar? Hayır. Beni götürmesine izin vermeyin. Hayır. İşte. Bunları yemenin tek yolu bu. Onu geri ver. Seni hiç unutmayacağım dostum. Beni terk etme. Krema. Bu tam istediğim gibiydi. Bunlara kimin ihtiyacı var ki? Artık ikimiz kaldık. Nereden bir krema daha bulacağız? Sağlıklı bir öğle yemeği gibisi yoktur. İşte başlıyorum. Bu sos harika. Krutonları da unutmamam lazım. Çok nefis. Ve son bir ısırık olarak... Uf, takıl şu çatala. Senin neyin var? Benden kaçamazsın. Öyle mi dersin? Uf, artık teslim ol domates. Dinle. Burada oyun oynamıyorum. Skor 3-1. Gel bakalım şuraya. Senden kaçıyorum hanımefendi. Ha? Bu da nedir? Bir toz yumağı. Ne haber? Kanka olalım mı? Artık beni kimse yemez. Çok akıllıca. Sanırım bu işin sonu geldi. Hayır, bana dokunma. Öf, çok iğrenç. Boğazımın yanına bile yaklaşamaz. Güle güle. Bu pizza müthiş kokuyor. Merhaba, ekstra erimiş peynir. O da kim?
Burada sağlıksız yiyeceklere izin yok. Hey, bütün bunlar da nedir? İşte oldu. Sana bir atıştırmalık getirdim. Pizza kutusu mu? Sen sağlıksız şeyler mi yiyordun? Buna asla izin veremem. Bana daha sonra teşekkür edeceksin. Anne, bir dakika. Benim için hiç endişelenme sen. Burada bekliyor olacağım. Güzel bir temizlik günü. Burayı güzel bir süpürmek gerekiyor. İşte böyle. Bu da nedir Tanrı aşkına? Kimsenin beni bulamayacağını sanıyordum. Nasılsınız? Çok iğrenç. Hele bu koku. Hey, beni nereye götürüyorsun? Sanırım kusacağım. Çok kabasın. Bu ne şimdi? Burada ne varmış? Of, hepsi bu mu? Bu pek kahvaltı gibi olmadı. Burada bir şey var mı? Kesinlikle markete gitmemiz lazım. Of, bu çok fena oldu. Sanırım sonsuza kadar aç kalacağız. Ama tabii. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kahvaltı bir telefon uzakta. Bir yemek sipariş edecektim. İki tane 7 numaradan. Her şeyden ekstra olsun. Teknolojiye bayılıyorum. Umarım doğru evdir. Geldi. Teşekkürler dostum. Acele et, artık dayanamıyorum. Çok güzel olacak. Bu seninki. Teşekkürler. Bu da benimki. Çubuk ister misin? Şimdi şöyle güzelce açalım. Sıra erişteleri mideye indirmekte. İlk lokma en güzelidir. Sanırım bunları kullanabilirim. Belki de kullanamam. Hadi ama bir lokmacık alacağım. İnsanlar bunları nasıl kullanıyor? Sonunda bir tane yakaladım. Neredeyse oluyordu. Hayır, bu imkansız bir şey. Sorun nedir? Bu şeyleri nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ufak bir ipucu ister misin? Yok, yemeyeceğim. Güven bana. Şimdi daha fazla alan açıldı. Al bakalım. Bu yemeği daha mı kolaylaştıracak? Şimdi daha fazla tutabilirim. Vay canına. Sen bir erişte dehasısın. Vay canına, şunlara bak. Bu akşam parti varmış. Görünüşe bakılırsa herkes de davetli. Ben de kesin gidiyorum. Makyaj malzemelerimi bir kontrol etsem iyi olacak. Gıdıklandım. Biraz far çeksem iyi olacak. Hepsi. İyi oldu. Hadi bakalım, gidiyorum. Bu kulüp inanılmaz. DJ gerçekten çok iyi. Bir ara vermem lazım. Bir Sprite alabilir miyim lütfen? Tabii ki, buyurun. Bu şarkı çok harika. Olamaz. Rujum olduğu gibi cama çıkmış. Şimdi yine sürmem gerekecek. İyi ki hep yanımda taşıyorum. Selam, sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Boş bir tuval. Kendimi göstermenin zamanı geldi. Bu gerçekten mükemmel bir renk. Emin olmak için sanırım biraz daha sürmem gerek. Selam, nasıl gidiyor?
Dişlerime ruj bulaşmış. Aman tanrım, ne utanç verici. Bütün dişlerim ruj içinde. Yaşasın duş zamanı. Duş almak insanı her zaman ferahlatır. Evet, bahsettiğim işte bu. Saçımı da yıkasam iyi olacak. Oh, çok iyi geldi. Köpük partisi. Bundan da biraz, sonra bu figür. Kimse benden daha iyi kabaramaz. Hey, baksana. Şimdi nasıl atlayacağım? Oho, neler oluyor? Sesim burada harika çıkıyor. Vay canına, bir dakika. Gözün için üzgünüm. Ah, mis gibi oldum. Pekala, tırnaklarına bir bakalım. Hadi bakalım, göster şunları. Ah, bunlar felaket haldeymiş. Ama hepsini düzeltebilirim. Önce törpülememiz gerek. Tırnak olmak çok sıkıcı, sıkıldım. Olamaz, çekil şuradan. Of, dur, görünümümü mahvediyorsun. Sanırım hayatım artık bundan ibaret. Tamam, şimdi bir bak bakalım. Vay canına, çok daha iyi olmuş. Sanırım sıra farklı bir renkte. Kabul etmem gerek. Şu an kendimi çok daha düzgün hissediyorum. Bu da nedir? Pekala, bu rengi beğendim. Şimdi ojeyi kurutalım. Olay bu. Yaşamak dediğin şey tam da bu. Hey, ışığa ne oldu? Bayıldım. Harika görünüyorlar. Buyurun. İşte bu. Ne güzel bir alışveriş günü oldu. Aldıklarıma bir bakmak için sabırsızlanıyorum. İlk önce bu torba. Oh evet, bu parfümün kokusu müthişti. Biraz sıkalım. Aa, vay canına. Ben neredeyim? Burası çok karanlık. Vay canına. Hey, bu yeni çocuk da kim? Oh, selam. Ben parfümüm. Hapşu. Uf, buralara kadar hapşırmasaydın iyiydi. Pardon. Saçlarımın iyice kuruduğundan emin olayım. İşte güzel görünüyor. Bir dakika. Neler oluyor? Bu burun kılı mı yoksa? İğrenç. Bunun hemen çaresine bakmam lazım. Ama canımı yakacak. Pekala, sizi bir yakalayalım bakalım. Hadi kopun artık. Bayağı zorluyor. Belki de bir yerden güç almam lazım. Hadi ama. Hadi kop artık. Kop. İşte oldu. İğrenç. İçeride sanki orman varmış. Ama şimdi iyi görünüyor. Of, yoruldum. Bir bakalım. Kontak lenslerim acaba nerede? Tamam. Gir bakalım. Ay canına, burası çok aydınlık. Bu tarafa gitsem iyi olacak. Of, çok canım yandı. Pekala, tekrar deneyelim şimdi. Öyle nasıl? Ah, bu daha da acıdı. Tamam, bu sefer olacak. Aa, anladım, işte böyle. Girdi mi bu sefer?
Harika, artık rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi sırada tıraş var. Oh, Kevin bana çıkma teklif ediyor. Hazırlansam iyi olacak. İşte ihtiyacım olan renk bu. Ve tabii ki yeni parfümümde. Harika kokuyor. Olamaz. Geriye yapacak tek bir şey kaldı. Ama seçeneğim yok. Eyeliner eski düşmanım. Peki, belki bu sefer güzel olabilir. Harika, bu sefer çok güzel oldu. Ama şimdi daha zor olan gözümü yapmalıyım. Seni korkuttum işte. Hiç komik değil. Hayır, çok komik. Özellikle de yüzündeki o ifade. Yeter. Yoksa yüzüne bunu yiyeceksin. Pekala. Tekrar başlıyorum. Yürüme becerimi göstermemin zamanı. Piste düz yürümek kolay. Eyvah. Havada toz mu ne var? Çok iyi gidiyor. Hepşu. Amanın. Aşağı düşüyorum. Şaka mı bu? Kaçsam iyi olacak. Alacağım yeni köpek yavrusuna yetecek kadar para biriktirmem lazım. Çok sabırsızlanıyorum. Yavruş, yavruş, yavruş. Yavru köpekler harikadır. Artık bir isim bulmam lazım. Oh, çok fena. Bu oda toz içinde. Hepşi. Dişlerim olamaz. Gene buraya. Of, olamaz. İşte önce türünden çıkıyor. Lütfen yere düşme. Olamaz. Kenarına yere düştü. Kırıldı. Büyük anne köpek yavrusu için biriktirdiğim kavanozuma ne oldu? Merak etme. Büyük annen onu halleder. Bana sadece biraz karton lazım. Birkaç kat olsun diye bundan birkaç tane lazım. Sonra bu kartonları güzel gözükmeleri için boyuyoruz. Şimdi sıra bu yuvarlak parçada. Onun için birazcık sıcak tutkal gerekiyor ve köpeğimiz bunu tam üstüne oturabilir. Aferin sana oğlum. Sonra buraya kapağında eksik olan kavanoz yerleştiriyoruz. Aman tanrım, şu paraya bak. Doğruca kavanoza gidiyor. Evet, diğer bozuk paralara katılmak için içine düştü. Of, bunun gibi kapılardan geçmek çok zor. Neyse, girdim. Oh, aman tanrım, sana ne oldu? Futbol oynuyordum. Topun peşinden ne kadar hızlı koştuğuma inanamazsın. Peki, sonra ne oldu? Sonra topu kapmak için rakiple boğuşuyordum. Zorlu biriydi ama ben ne yaptığımı biliyordum. Topu ondan uzaklaştırdım. Sahada topla ilerliyordum. Ama sonra ayağım takıldı ve ayak bileğimin üstüne düştüm. Daha sonra da kendimi yerde buldum. Bunun yüzünden maçı kaybettik. Düştüğüm için oldu. Of, çok kızgınım. Ah, onun için çok üzüldüm. Futbol oynamayı çok seviyor. Evet, bir çözüm buldum. Pekala, pizza kutusunu alıp böyle açıyoruz. Bu arada seni de bitireyim. Pizza bittiğine göre artık kenarları bantlamaya başlayabiliriz. Harika. Şimdi tabanı yeşil renkli kağıtla kaplayalım. Ve saha çizgilerini yerlerine koyalım. Bunun gerçek bir futbol sahasına benzemesini istiyorum. Sırada pipetler var. Pipetleri kıvırıp birbirinin içine geçiriyoruz ve tutkalla yerlerine yapıştırıyoruz. Eğlence için stadyum süslemelerini de koyalım. Bu senin için, bu da benim için. Hadi üfle. Seni fena ineceğim. Daha güçlü üflemen lazım. Neredeyse beni alt ediyordun ama benim de defansım harika. Kazanmana asla izin vermem. Puf! İşte gol! Ben kazandım! Pekala. O zaman bir maç daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Hiç kimse bakmadığına göre biraz atıştırayım. Bu torba neden bu kadar zor açılır ki? Hadi ama. Biraz atıştırmalık yemem lazım. Olamaz. Torba ikiye ayrıldı. Lezzetli bir atıştırmalık için bütün ümitlerim suya düştü.
Hey bakın, bedava şekerle böyle kapışın. Durun, onlar benim. Gidin şuradan. Aa, bir tane kalmış. Hadi ama şaka mı bu? Çok sinir bozucu. Aman tanrım, herkes şekerlerini kapıştı. Belki ben ona yardım edebilirim. Pardon, sen ne yapıyorsun? Psst, hey, senin şeker sorununa bir çözümüm var. Şuna bir bak. Bu benim ufak domuzcuğum. Hadi burnuna bas. Gördün mü? Bu bir şeker kutusu. Sana bunu nasıl yaptığımı göstereyim. İşe birkaç karton parçasıyla başladım. Sonra 3 tane daha monte ettim. Sonra da bu tabanı ilave ettim. Sonra daha çok karton lazım. Ama bunların yanında tahta çiviler de gerekiyor. Şekli böyle olması lazım. Bir çivi daha ekliyoruz ve çivilere iki ufak lastik bant takıyoruz. İşte kutunun içine girmeye hazır. Artık kolaylıkla yerine oturtabilirim. Lastik bantı çekip buradaki çivilere geçiriyoruz. Daha kolay yapayım diye ben cımbız kullanıyorum. Diğer taraftaki lastik bantı da unutmayayım. Sonra bunu ileri itiyoruz ve şekerleme doğruca dışarı çıkıyor. Harika. Şimdi üstünü kaplayalım ve aşağı yönlenmiş rampaları ekleyelim. Daha güzel görünsün diye önünü de kaplıyoruz tabii. İşimizi çok kolayladık. Sonra şekerlemeleri içine dökmek için bu plastik parçayı ekliyoruz. Sonra da üstüne şirin küçük bir kapak ekliyoruz. Bak, kapağı böyle açılıp kapanıyor. İhtiyaç halinde kutuya daha fazla şekerleme koyabilirsin. Oo, ne lezzetli, baksana. Rengarenk oldu. Kapağı kapatıp şekerleme kutumuzu biraz daha süslüyoruz. Vay canına. Öncelikle şekerlik çok güzel. Ve domuzcuk da çok sevimli. Pekala, artık yerime geri kaysam iyi olacak. Oh wow, bunu gördün mü? Aa, bir dakika, ne oldu? İllüzyonda bir sorun var. Çalışmıyor. Hadi ama, bunun için zamanım yok. Bu haksızlık. Sorun nedir tatlım? Baksana, televizyon bozuldu. Ah, ben hallederim şimdi. Bir bakayım şuna. Evet ya, bir sorun var. Bu televizyonun işi bitmiş tatlım. Aa, burası ne acımasız bir dünya. Bu işi halletmem lazım. Ha, buldum. Bak bende ne var. Aa, bu nedir? Şimdi sana göstereceğim. Televizyon izlemek istiyordun değil mi? Bu kolu çevirdiğimizde ekran hareket ediyor. Bak nasıl dönüyor. Vay canına, çok harika. Aynen öyle. Al bakalım tatlım. Bu programı daha önce izlemiştim. En sevdiklerimden biridir. Bende hala biraz yetek karton varmış. Bunu kesinlikle kullanabilirim. Şuna bak Mindy. Hep bir evcil hayvan istemiştin. Ama bu seferki çok özel. Oo, para. Zengin oldum. Yani bunu kediye veriyoruz. Kedinin karnı aç bak. Süper bir kumbara. İnanılmaz. Bununla yeni televizyon için para biriktirebiliriz. Beğendiğine sevindim. Hadi baba, programı izleyelim. Masalına hazır mısın tatlım? Of, çok uykum geldi. Artık uyumam lazım. Ha, bir şey mi dedi? Aa, benim güzel kızım. Tatlı rüyalar Mindy'ciğim. Üstünü de örtelim. Sabaha görüşürüz kızım. Işıkları söndürsem iyi olur. İyi geceler tatlım. Ha, babacığım, bu ses de ne? Bu bir canavar. Oh, sorun yok, burada güvendeyim. Oğlum, hasta, o da ne? Anneciğim. O nasıl düştü buraya? Altta biri mi var? En iyisi bunu görmemiş gibi davranayım. Ama sen mi düşürdün? Mindy, iyi misin sen? Babacığım geldi. Sorun nedir? Orada ürkütücü bir canavar vardı. Canavar yatağın altında mı? Bir göz atayım oraya. Her şey yolunda görünüyor. Burada canavar falan yok. Belki de rüya görüyordun. Onu gözüne gördüm babacığım. Tam oradaydı. Belki de artık kaçmıştır. Her şey yolunda. Ay, çok korkutucuydu. Şu an tamamen güvendesin tatlım. Şimdi gevşemeye çalış. Sağ ol babacığım. Yalnız bütün gün gece burada. Yalnız bütün gece burada kalam ama. Kolumun yerine şunu koyayım bari. Ah, böyle iyi oldu. Ah, bu da ne böyle? Ha, gidiyor musun? Bekle babacığım, gitme. Yalnız biraz sıkışık gibi. Sanırım yanına uzansam iyi olacak. Yalnız burası biraz dar. Hadi bakalım, şimdi yum gözlerini. Teşekkürler babacığım. Baba, of, yok artık. Bunun kesin işe yarayacağını sanmıştım. Peki peki, aman gitmiyorum. Galiba uzun bir gece olacak. Yapabileceğim bir şey olmalı. Ha? Aa, o da kim? Mısır gevreği kutusu mu? Aa, teşekkürler ürkütücü canavar. Bu sorunumuzu tamamen çözecek. Hadi o zaman işe koyulalım. İşe kutuyu fon kağıdıyla kaplayarak başlıyoruz. Sonra kalemle bir yıldız çiziyoruz. Gayet iyi gidiyor. Şimdi bir ay çiziyoruz. Bence hiç fena olmuyor.
Mindy buna bayılacak. Şimdi çizdiklerimizi kesip ayırıyoruz. Harika, hiç de uzun sürmedi. Ha, bir şey daha var. Şimdi bu peri ışıklarını kutuya koyuyoruz. Gelin bakalım içeri. Aa, bunu sen mi yaptın? Bunu tam buraya koyacağım. Pekala, artık uyku zamanı. Ama canavar. Aa, inanılmaz, şuna bak. Tam ihtiyacım olan şey. Çok güzel gerçekten. Sanki yıldızların altında uyuyorum. Sen harikasın babacığım. Aa, evet öyleyim sanırım. Ama biraz yardım aldığımı itiraf etmeliyim. Teşekkürler dostum. İyi geceler Mindy. Canavar benden uzak duracak. Üstünü de örtelim. Burası çok sıcak. Sıcaktan eriyorum adeta. Ha, bir saniye. Vantilatörü tamamen unutmuşum. Bu alet hayatımızı kurtaracak. Yalnız oraya sürünerek gitmem lazım. Aferin sana Matthew. İşte ulaştım. Şimdi serin havanın keyfini çıkaralım. Oo, iyi geldi. Aa, o da ne? Sıcak hava püskürüyor bu. Aa, böyle kötü oldu. Kapat şunu. Şimdi ne yapacağız? Sanırım artık hayatımız böyle geçecek. Ha, bir saniye. Ver şunu bana. Hey, o benim. Artık değil ama. Ne? Nasıl yani? İşte bu büyük hayal kırıklığı oldu. Buzumu da mı erittin? Buzu en sona saklıyordum. Ama neyse. Ver canına, şuna bak. Bu gerçekten oluyor mu? Hayatım boyunca sen neredeydin? Bu tam ihtiyacım olan şey. Ay, böyle çok daha iyi. Matthew? Neler oluyor? Matthew, bunun içinde misin? Sonunda keçileri kaçırdı. Ne yapıyorsun sen? Bana katılmak ister misin? Yok, ben böyle iyiyim. Oo, o da ne? Dondurmaymış. Çok nefis görünüyor. O dondurmayı istiyorum. O da ne? Sen benimsin, benim. Matthew, geri çekil ha. Ne oldu, neredeyim ben? Bu uzun hikaye. Çok iyi geldi. Bir dakika. Buldum. Yapacak işimiz var. İlk olarak büyük bir karton kutu alıp kapaklarından birini kesiyoruz. Bu şekilde bir dikdörtgen kesiyoruz. Bunun boyutu yeterli görünüyor. Parçayı deliğin alt tarafına yapıştırıyoruz. Aynısını üstüne yapıyoruz. Şimdi kurdeleden bu parçaları kesip üstteki karton parçasını asıyoruz. Sonra kutunun üst kısmına bir delik açıyoruz. Yalnız deliğin büyük olması gerekiyor. Aynen böyle parçaları alıyoruz ve kutunun içine buz küplerini döküyoruz. Sıra sende Mindy. Vantilatörü deliğin üstüne yerleştiriyoruz. Sanırım artık hazır. Hadi çalıştıralım. İşte açıyorum. Vantilatör şimdi buz küplerinin üstüne üfleyecek. Ve delikten soğuk hava çıkacak. Oo, harika bir şey bu. Muhteşem oldu gerçekten. Buna kolaylıkla alışabilirim. Ne kadar iyi bir fikir ama. Bütün gün oynayabilirim. Oo, bir dakika, kapağı üstünde kalmış. Eyvah, bu hiç iyi değil. Baba, bir sorunumuz olabilir. Ne? Daha ne bekliyorsun? Hadi koş. Endişelenme. Ben seni yetiştiririm. Nasıl yani? Beni yalnız bırakır mısınız? Peki o zaman. Beni hoplatıp zıplatmayı bırak artık. Bir saniye, biraz soluklanmam lazım. Belli ki eskisi kadar zinde değilim. Vay canına, bir sürü basamak. Bize bir asansör lazım. Hadi babacığım. Yapalım şu işi. Kilon kaç senin? Çekil önümüzden. Hadi hallet işini tatlım. Tam zamanında. Ben gözlerimi kapıyorum. Çok soğuk. Ben çıkıyorum buradan. Sorun nedir? Klozet kapağı. Bak. Evet, bu bir sorun. Bir dakika. Senin papetini kullanabilirim. Önce bu minik tümsekleri yerinden çıkarmamız lazım. Bunu yapmak çok iyi geldi. Sonra bunları klozete yapıştırıyoruz. Vay canına, rengarenk oldu. Sonra da kapağına da bunlardan ekliyoruz. Hadi bir kalp yapalım. Vay canına, harika görünüyor. İşte artık hazır. Ne düşünüyorsun Gabi? Vay canına, bayıldım. Hadi o zaman. Ben de denemek için sabırsızlanıyorum. Baba, pardon tatlım. Çok rahat olmuş. Böyle çok daha iyi.
Sen nereden öyle? Yami, bitti mi işin? Çok eğlenceli. Sanırım iyi vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Teşekkürler babacığım. Yardımcı olabildiğime sevindim. Biz gittiğimizde Gabi ile ilgilenmeni istiyoruz. Gabi ile ilgilenmek mi? Tabii ki. Saçmalık istemiyorum. Bu çok harika. Çok hızlı sallama. Bir dakika, telefonum çalıyor. Oh. Kes şunu Gabi. Yoksa çıkaracağım. Bu hayatımın en güzel günü oldu. Çok yoruldum. Bu çok sıkıcı. Alex ile oyun oynarken daha çok eğleniyorum. Nihayet biraz dinlenebilirim. İşte olay bu. Çok harika görünüyorlar. Keşke benim de dövmem olsa. Ama hiç param yok. Bir dakika, buldum. Bunlar tam ihtiyacım olan şeyler. Ve en güzel yanı da hiç iğne acısı yok. Çok güzel görünüyor. Müthiş görünüyorum. Hey Alex, şuna bir bak. Ha? Nasıl yani? Çok güzel değil mi? Senin gibi görünüyorum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Seninle dövme kankası olduk. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Çok iyiymiş gerçekten. Eyvah. Annen ve baban döndü. Erken geldiler. Ha, olamaz, seni temizlememiz lazım. Ama dövmelerimi daha yeni yapmıştım. Seni böyle görmemeleri gerek. Bunu derhal halletmemiz lazım. Hareket etme. Bandı dövmelerin üstüne yapıştırıyoruz. Sonra bandı dikkatlice çekiyoruz. Au, Alex. Olmaz, lütfen yapma. Bak, dövme yerinden soyuluyor. Ovalamaya gerek yok. Hem çabuk hem de kolay. Süper, işe yarıyor. Gıdıklıyor biraz. Bu da sonuncusu. Tam zamanında bitti. Oh, çok rahatladım. Ama ben dövmelerimi seviyordum. Bu haksızlık. Ne gündü ama. Ah, merhaba tatlım. Bir dakika, senin dövmelerine ne oldu? Oh, evet, sana bir sırrımı anlatacağım. Gerçek değil de onlar. Ne sıkıcısın. Görünüşe bakılırsa iyi eğlenmişsiniz. Uyan bakalım melek yüzlüm. Oh, merhaba anne. Sabah mı oldu hemen? Kalkman lazım. Hadi bakalım. Anne, içeride misin? Dişlerini fırçalama zamanı. Oh, bundan nefret ediyorum. Ama sabahları ağzımız pek hoş kokmaz. İstemiyorum. Böyle davranmak yok genç adam. Şimdi dişlerini fırçalıyorsun. Hayır, yapmayacağım. Hadi bakalım, al şu diş fırçasını. Of, peki. Ama hiç mutlu değildim. Çok fena bir şey bu. Dişlerini pırıl pırıl görmek istiyorum. Alex, hiç fırçalama sesi duymuyorum. Şimdi başlıyorum anneciğim. Gözüm üstünde, ona göre. Evet evet, ne demezsin. Ah, nihayet gitti. Dişlerimi asla fırçalamayacağım. Niye bu kadar uzun sürdü ki bu iş? Gidip şunu bir kontrol edeyim. Alex, iyi misin? Ne? Neler oldu burada? Banyo mahvolmuş. Her yer diş macunu olmuş. Buna inanamıyorum. Sen ne yaptın böyle? Eyvah. Ver şunu bana. Şu an çok kızgınım. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Sanırım ne yapacağımı buldum. Alex dişlerini fırçalasın diye bu papeti kullanabilirim. Öncelikle bize bir diş macunu lazım. Her bir boşluğa diş macunu koyuyoruz. Fazla gerekmiyor. Bu kadar yeterli. Sonra üstüne karbonat serpiyoruz. Karbonat diş macununu katılaştıracak. Alex, al bakalım şunu. Diş macunu nerede peki? Bir saniye. Senin için bende özel bir şey var. Şuna bir bak. Denemek ister misin? Vay canına, şekerlemeye benziyor. Çok leziz görünüyor. Naneliymiş. Harika. Dişlerim çok güzel temizleniyor. Çok sıkıldım. Keşke yapacak eğlenceli bir şey olsa. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum Gabi. Hadi kalk. Merhaba baba. Neler oluyor? Sana eğlenceli bir oyunum var. Bak, iki ipucundan gizli kelimeyi tahmin etmen gerekiyor. Peki. Mikroskopla telefon. Bir dakika, buldum. Mikrofon. Oho, yaşasın. Evet, buldun. Aferin sana. Kazandın yarışmayı. La 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 la. La 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 la. Harika bir fikrim var. Karaoke mi? Hadi o zaman. Çok eğlenceli bu. Hopiti popiti bam. Olamaz. E-postam nereye gitmiş? O fotoğrafı patronuma yollamak istememiştim. Baba, bir oyun oynamak ister misin? Çok isterdim ama çalışmam lazım. Hadi ama, eğlenceli olacak. Bu kelimeyi tahmin et. Gel bir, olmaz. Lütfen babacığım.
Tamam ama sadece bir tane. Sen babaların en iyisisin. Bu sence nedir? Eski kız arkadaşlarından birine benziyor. Buldum. Bu bir canavar kamyonet. Doğru bildin. İşte ödülün. Aman tanrım, bu hayatımın en güzel günü. Şuna bir bak. Başlı başına bir güzellik. Hadi o zaman gidip oynayalım. Bende de bir tane var. Bu çalışmaktan çok daha iyi. Şu hareketi gördün mü? Şimdi üstünü güzelce örtelim. Sağ ol babacığım. Artık uyku zamanı. Tatlı rüyalar canım. Sabahleyin görüşürüz. İyi geceler babacığım. Bir dakika. Bu neydi? Kesinlikle bir şey duydum. Orada biri mi var? Ha? Rüzgarmış. Pencereyi kapatayım. Bu rüzgarı keser. Artık yatağıma dönebilirim. Canavar ya da korkunç bir şey sandım. Çok aptalcaydı. Bu neydi peki? Bunun rüzgarla hiç alakası yok. Bu bir canavar. Bu hiç iyi değil. Baba, kurtar beni. Gabi, sorun ne tatlım? Merak etme, ben buradayım. Sorun yok. Neler oldu? Korkunç bir canavar vardı. Burada hiçbir şey yok. İnan bana. Peki. Herhalde hayal gördüm. Sağ ol babacığım. Işığı söndürüyorum. Hayır, sakın söndürme. Karanlıktan hoşlanmıyorum. Ama peki, bir düşüneyim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Sanırım buldum. Bunu ödünç almalıyım. Çok güzel olacak. Öncelikle bize boş bir karton gerekiyor. Bu kartondan yıldızlar kesiyoruz. Sonra bu el fenerini kullanıyoruz. El feneri yıldızları böyle duvara yansıtıyor. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Bunu şuraya koyayım. İşte bir gece ışığın oldu. Vay canına, yıldızların altında uyuyorum. Çok inanılmaz. Büyülü adeta. Ve ortada canavar falan da kalmadı. Artık korkmadan uyuyabilirim. Teşekkürler babacığım. Babalar böyle şeyler yaparlar tatlım. Babaların görevi bu. Dişlerimi fırçalama zamanı. Evet, diş macunu sıkmak çok eğlenceli. Olamaz. Şu tanıklığa bak. Neyse, en azından dişlerini fırçalıyor. Ama bu sorunu çözmeliyim. Şu popitlerin içine diş macunu sıkıyorum. Hey tatlım, diş macunu yerine bunları kullansana. Vay! Çayımı alıp biraz dinleneyim. Anne, bak. Bugün büyük gün. Şimdi de sabahlığım kirlendi. Pekala, gel canım. Şimdi harika göründüğünden emin olalım. Tamam, hadi yuvaya gidelim. Anne, yağmur yağıyor. Tamam, ne yapsam? Ağlama tatlım. Bak, işte bir şemsiye. Evet. Buna yıldırım çarpmıştı. Yuvaya gitmek istiyorum. Dur bir dakika. Kağıt mendilim nerede? Bir dakika. Banyo perdesi. İşte bu çözüm. Pekala, şöyle katlayarak başlıyorum. Şimdi makas gerekli. Perdenin tepesini kesiyorum. Tamam, şimdi bu parçalar kullanıma hazır. Bu şekilde saç düzleştiriciyi güvenle kullanabilirim. İşte bu kadar, şimdi sıkıca yapışmıştır. Tada! Ne düşünüyorsun? Yeni yağmurluğumu beğendin mi? Evet. Sana da bir tane yaptım. Şimdi ıslanmadan yuvaya gidebiliriz. Selam tatlım. Kim o? Gözlüğümü takmalıyım. Hadi kalkma vakti. Selam baba. Pekala, hadi dişlerini fırçalayalım. Kahvaltılık gevreklerinin hepsini bitir ki büyüyüp güçlü ve akıllı ol. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Pekala, okula gitmeye hazır mısın?
Ha? Aa, şu ayakkabılarını da bağlayayım da takılıp düşme. Ah, amanın saçların çok dağınık. Of, saç lastiği. Bir deneyelim bakalım. Mesela şöyle bir şey. Hayır, bu iyi değil baba. Pekala, o zaman başka bir şey deneyelim. Kıpırdayıp durmasan çok daha kolay olabilirdi. Bir dakika, aslında dönmeye devam et. Aferin tatlım, devam et. Ve şimdi lastiği takıyorum, o kadar. Vay canına, tek boynuzlu at boynuzu gibi. Girin. Baba, yeşilsin. Oh, benim tatlı prensesim gelmiş. Okulda günün güzel geçti mi? Pekala, işimi bitirene kadar sen biraz otur. Neredeyse bitmek üzere, onun için usludur. Ama ben sıkılıyorum. Ah, neredeyse bitti. Ah, olamaz. Nereye gitti? Ah, çık şuranın altından. Şimdi usludur ve tam orada otur. Ah, çocuklar da zor. Bir dakika. O da ne? Oh, olamaz. Dur dur, o babanın işi. Şimdi şurada otur. Ama ben sıkıldım. Pekala. Buna ne dersin? Telefonumla oynamak ister misin? Yaşasın, ekrana bakacağım. Aa, bunun şarjı bitmiş. Aa, olamaz. Şarj kablosu bozulmuş. Aa, ne yapacağım şimdi? Aa, bir dakika. Belki de şu telefon kılıfı ile bir şeyler yapabilirim. Pekala, şu mendili kullanabilirim. Şimdi de plastik kılıfı tutkalla dolduruyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi saç düzleştiriciyle mühürlüyorum. Ve telefon kılıfının üstüne koyuyorum. Simli çerçeveyi de ekliyorum. Harika, artık bununla oynayabilir. Evet, buna bayılacak. Al bakalım. Vay canına, bunun içinde pembe çiçekler var. Boyama en sevdiğim şey. Anne, bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ah, tamam canım, al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Ah, ne kadar üretkensin, pekala, al bakalım. Ah, tüh, kağıt bitmiş. Ah, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü kolibantıyla kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca, versene hadi. Bu atı boyayacağım. Pekala canım. Hadi yeni oyun odana bakalım. Bayağı hoş değil mi? Aa, canına. Burada bir sürü... Oh. Oh, bir sürü tehlikeli nokta var. Aa, olmaz. Canım sen burada dur. Şimdi kıpırdama. Babam burayı daha güvenli yapacak. Bu odayı güvenli hale getirme zamanı. Bütün bu sivri köşeleri kapatmalıyım. Biraz kolibantı bile çok işe yarar. Ah, tamam, şimdi güvenli görünüyor. Bayağı iş yaptım. Pekala tatlım, oynamaya hazır mısın? Yaşasın, oyun zamanı. Dur, kıpırdama. Ah, ucuz kurtulduk. Biraz daha bant kullanmalıyım. Yere çift taraflı banttan bir şerit yapıştırıyorum. Şimdi kilimi üstüne bastırabilirim. İşte artık yerinde durur. Pekala. Hadi git eğlen. Yaşasın, oyun odası. Ah. Oh.
Ah, selam prenses. Kızım ne tatlı. Aha, bunu sonraya saklayayım. Acıktım. Baba, bir atıştırmalık istiyorum. Ah, peki, al bakalım. Tamam, bitti bu. Aa, bu çikolata güzelmiş. Pekala, Lollipop'um. İnanç olmuş. Lollipop'um mahvolmuş. Ah, aman tanrım, ah, merak etme. Al yeni bir tane. Aa, sanırım aklıma dahice bir fikir geldi. Tam da uydu. Bak, yeni bir lollipop. İşte bunu sen al. Bunu sonrası için saklayayım. Su topumla oynayacağım. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Betty ne oldu? Ay seni sonra ararım. Tamam tatlım. Annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi Lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Ah, teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Ah, neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Ah, annen halletti. Ay bu tuhaftı. Tık olmaması lazım. Harika görünmeliyim. Ah biri beni arıyor. Hey ne haber? Vallahi mı? Aa, inanamıyorum. Yok artık. Öyle mi gerçekten? Hazırlanıyorum şu an. Birazdan orada olurum. Artık gitme zamanı. Biraz serin geldi ama neyse. Sonuçta güzel görünüyorum. Bu şarkıya bayılıyorum. Hadi partinin tadını çıkaralım. Güzel görünüyorsunuz kızlar. Ha? Bu da nedir? Yeni bir tarz mı bu? Madison, şuna bak. Vay canına, bu hiç iyi görünmüyor. Söyleyelim mi ona? Hey, müziğe ne oldu? Bir sorunun var. Neymiş o? Eteğim. Aa, bu çok utanç verici. Üstümü değiştirmem lazım. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu masa örtüsü bana lazım. Burası uygun gibi gözüküyor. Önce saç bantımı çıkaracağım. Sonra bunu bacaklarımdan geçirip belime çıkaracağım. Sonra masa örtüsünü alıp böyle katlayacağım. Katlar böyle güzelce sıkı olmalı. İyi görünüyor. Şunu saç bantımın altına sokuyorum. Sonra belimin çevresine bunu geçiriyorum. Her tarafımı iyice örtmeli. Harika görünüyor. Ve bu her şeyle gayet güzel gider. Şimdi kızların yanına döneyim. Döndüm. Oo, vay canına. Eteğine bayıldım. Ha, şu mu? Ya bu leziz. Günaydın. Bir dakika. Bu ne dağınıklık? Ama bir fikrim var. Masaya bir karton ser. Ortasına kaseyi koy ve çevresini kalemle çiz. Aynısını fincan ve çatal bıçakla da yap. Sonra isimlerini üzerlerine yaz. Bu yemek zamanı kolaylık sağlayacak. Kartonun üzerini koli bantıyla kaplayarak su geçirmez olmasını sağla. Tamam tatlım, hadi tekrar deneyelim. Fincan nereye geliyor? Akıllı oğlum. Bu çok eğlenceli. Ben de silip temizleyebiliyorum.
Sağ ol anne. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. İyi geceler canım. Ne tatlı. Sessiz olmalıyım. O ses de neydi? Anne? Hey! Bıçağına gerek var ki. Cennette gibiyim. Daha fazla. Aslında göründüğü gibi değil. Anne, yine mi? Bunu kullanman gerek. Sebildeki şişeyi çıkar. Ve Nutella ile doldur. Bu kadarı yeterli olmuştur. Sebil'i tekrar şişenin üstüne geçir. Anne, ağzının suyu akıyor. Sebil'i çevir ve altına bir parça ekmek koy. Şimdi sık. Leziz atıştırmalık hazır ve ortalıkta batmadı. Uçak geliyor. Çocuksan çocukluğunu bil. Pardon anne. Nefis bu. Nutella bağımlılığı hakkında konuşmalıyız anne. Vay canına, ne yer ama. Burada bir sürü değerli şey vardır. Oo, bu da neymiş? Kusursuz sıç. Eyvah, kaç! Aşağıda neler oluyor? Merak etme, arkandayım baba. Şu alarmı kapatayım. Soyulmuşuz. Mücevherler. Ah, hala buradalar. Altında. Şansımız varmış. Ha? Hepsi gitmiş baba. Bebeklerimin elbiseleri hepsini almış. Çok üzgünüm tatlım. Şu mendili al. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Hızlı bir kıyafet çaresi olarak bir balonun dibini kes. Balonu katla ve yanından ve üstünden küçük bir parça kes. Balonu aç. İşte bebek için yeni bir giysi. Ama bunu giymesine yardım etmen gerek. Sonra başka bir balonun alt kısmını kes. Bunlar talp gibi görünecek. Şimdi büyük bir balonla buna renk katalım. Ağzını ve dibini kes ve bebeğin bacaklarından geçir. Harika bir etek oldu. Bununla podyuma çıkabilir. Bebeklerin için yeni bir gardırop hazırladım. Aa baba, harika görünüyorlar. Çok şıklar. Selam. Elbisene bayıldım. Yeni elbiselerinizin içinde çok güzel görünüyorsunuz. Düşman yaklaşıyor, saklanmalıyım. Yıkanma zamanı tatlım. Seni iyice bir temizleyeyim. Hayır. Bomba geliyor. Çok komiksin sen. Bir dakika, bu aklıma bir şey getirdi. Banyo saatini daha eğlenceli kılmak için bir kaseye karbonat ve limon suyu koy. Sonra biraz gıda boyası ekle. Rengarenk olmasını istiyoruz. Sonra biraz zeytinyağı ekle ve iyice karıştır. Sonunda karışımın böyle görünmesi gerekiyor. Harika. Karışımı böyle bir kalıba doldur. Farklı renkler elde etmek için farklı renklerde gıda boyaları kullan. Karışımı kalıba bastır ve sıkıştır. Diğer kalıbı da aynısını yap ve ikisini birbirine bastır. Bir kalıptan çıkar ve işte ev yapımı bir banyo bombanı oldu. Jared, bak bende ne var? Ha? Hadi oynayalım. Seni yakalayacağım. Geri dur anne. Bunun arkasına saklanacağım. Sıra gizli silahıma geldi. Vay! Anne, bak suyun rengi değişiyor. Buna bayıldım. Al bir tane daha tatlım. Aa, köpürüyor. Bu müthiş anne. Her gün banyo yapmak istiyorum. Bayağı zekice oldu. Ay. Selam millet. Hadi içeri gelin çabuk. Bu benim babam. Hadi onun bir resmini çekelim. Ne? Gazetemi okumaya çalışıyorum. Tatlım lütfen. Böyle olmuyor. Bir filtreye ihtiyacımız var. Bu dalgeç işimizi görür. Bununla kağıtta bir sürü delik açıyorum. Bu fark yaratacak. Tam gereken bu. Hadi bir daha deneyelim. Şunu tutar mısın? Kağıdın üstüne feneri tut. Hı hı baba. Hı?
İşte böyle daha iyi. Hey sen gel bakayım buraya. Bunu beğenmedim. Onun yerine şunu deneyin. Telefonun ışığının üstüne renkli bir kağıt yerleştir. Oraya yapışsın. İşte selfie için hazır. Oo! Gülümse. Bu harika. Bu selfie çekmenin daha iyi bir yolu. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Ah minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay mum boyalarınmış. Ya nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam annem bir şey düşünecek umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım. Bak annende ne var? Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of bir tatile ihtiyacım var. Neden? Ah işte bu anı iple çekiyordum. Kendime ayıracağım kaliteli zaman. Ha? Bu videolara bayılıyorum. Vay canına şu hareketlere bak. Her zaman bir karate ustası olmak istemişimdir. Bu eller tehlikeli birer silah. Hiya! 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 Amanın! Uf canım yandı. Sanırım bu ninja kariyerimin sonu oldu. Bu kadar aptallık ettiğime inanamıyorum. Hey baba ne haber? Yakala. Üzgünüm ama yapamam. Aa baba kötü görünüyor. Bir dakika buldum. Belki alçıma resim yapabilirsin. Bu beni neşelendirir. Ne çizeceğimi gayet iyi biliyorum. Önce bir daireyle başlayacağım. Sonra kaşlar ve gözler çizeceğim. Buna bayılacaksın baba. Dili de unutmayalım. Şimdi de içini boyayayım. Gözleri biraz mavi. Neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Aferin. Yetenekliyim sadece. Evet öylesin. Bunun bu kadar canımı yaktığına inanamıyorum. Tiyatrodan önceki son gece. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Çok kötü uyudum. Kendimi berbat hissediyorum. Hıpça! Her yanım acıyor. Merhaba uykucu. Ay! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir bakayım ateşin var mı? Şunu alnına koy. Bu öksürük şurubu da iyi gelir. Kocaman aç bakayım. Dinlenmen gerek. Ya tiyatro? Onu kaçıramam. Onca zamandır bekliyordum. Üzgünüm canım hastasın. Dur bir dakika. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bir kahvaltılık gevrek kutusu alıp üstünü dörtgen şeklinde kes. Kutuyu enlemesine çevir ve üstüne boylu boyunca yapışkan bant yapıştır. Başka renklerde yapışkan bantla devam et. Her seferinde diğer rengi kullanarak kutuyu kaplayana kadar devam et. Deliğin üstünü kaplayan bantları makasla kes. Sonra iki peçete al ve katla. Aynen böyle. Peçeteyi kutunun iç kısmına yapıştır. Kutunun üstüne iki yarık aç. Ve içinden dondurma çubukları geçir. Son olarak kartonun üstüne birkaç karakter çiz ve çubuklara yapıştır. Gösteriye hazır mısın?
Tiyatroyu sana getireyim dedim. Gösteri hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha! Bu biraz iğrençti. Umarım bulaşıcı değildir. İkimiz birlikte hasta oluruz o zaman. Harika. Eğlenceli. Uykum geldi. 1, 2, 3. Harika bir fikrim var. Hadi bir şey çizelim. Lastik bir dosya al. Ve üzerine hayvanlar çizelim. Sevimli bir koyunla başlayalım. Aa, ne şirin. Bir de tavuk ekleyelim. Sarı tüyleri olmalı. İyi görünüyor. Şimdi sıra gökyüzünde. Ve biraz da güzel yeşil çimen. Burası kalabalık bir çiftlik. Siyah bir karton alıp dosyanın içine sok. Sonra bir fener ve ışığını çiz. Kağıt feneri dosyanın içine sok. Çiftlik aydınlandı. Bu harika bir fikir. Vay canına anne. Ne harika bir rüyaydı. Lili çok güzel. Bir gün onunla evleneceğim. Ama önce bir şeyler atıştırmalıyım. Buradaymışsın. Selam anne. Nasılsın? Jared, dişlerin berbat halde. Diş fırçam bende. Dişlerini temizlemelisin hadi. Olmaz. Ne yapacağım? Buldum. Hemen bir internete bakayım. Şuna bak. Bu Lili. Ve de dişlerini fırçalıyor. Ben de dişlerini fırçalamak istiyorum. Lili yapıyorsa ben de yapacağım. Naneli. Dansını da yapmalıyım. Bu çok eğlenceli. Herhalde burası güvenlidir. Sessiz durduğum müddetçe beni asla bulamazlar. Tek istediğim nefis çikolatalardan biraz yemek. Bütün gün bunu bekledim. Anne, orada mısın? Çikolata kokusu mu alıyorum? Belki hızlı olursam. Hayır, içeri gelme. Anne. Lütfen, hayır. Yok. Anne, anne. Geliyoruz anne. Hey anne, ver şunları bana. Hayır, asıl bana ver. Sadece kendime biraz zaman ayırmak istiyorum. Resim yapmak çok eğlenceli. Bu çok güzel. Çizgilerden dışarı taşırmamalıyım. Tatlım, tahmin et ne var? Banyo zamanı. Hayır istemiyorum. Resim yapıyorum. Pardon, banyo yapacaksınız küçük hanım. Hayır yapmayacağım anne. Nasıl bu kadar güçlüsün sen? Onu banyoya sokmanın bir yolu olmalı. Bu mum boyalar işime yarayabilir. Tatlım bak bende ne var. Mum boyalar. Onları istiyorum. Gel de al onları. Mum boyalar. Pekala hadi bakalım. Şimdi daha güzel şeyler çizebilirim. Banyo yapmayı seviyorum. Bak anne. Bunu sevmedim. Böyle daha iyi. Banyodan çıkma zamanı. Hayır istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Yine mi? Ay canına şuna bak. Büyünce basketbolcu olmak istiyorum. Bu ses nerede ne? Büyük annen uyumaya çalışıyor. Şu odanın haline bak darmadan. Televizyon seyrediyorum. Ben asla. Şu gençler. Peki ben toplarım. Annene söyleyeyim de gör. Aman ısırdım. Hadi cici çocuk ol da büyük annene yardım et. Bir dakika bu da ne? Sanırım odayı derli toplu tutmasını nasıl sağlayacağımı buldum. Bu basket potasını oyuncak kutusunun üstüne asacağım. Şuna bak. İster misin? Hani gençlerin sevdiği gibi basket oynamak? Çok havalı. Hadi. Basket tekrar istiyorum.
Büyük annenin de ortalığı toplamasına gerek kalmaz. Çok yaşayayım. Şeker. Biraz kendimi şımartayım. Bu işte bir yanlışlık var. Dişlerim gitmişler. Bu harika. Bak büyük anne. Hayır, dişlerim. Sanırım hepsi bitti. Bir şey değil büyük anne. Amanın, burada ne patlamış böyle? Tam süper annelik bir iş gibi görünüyor. Burayı çabucak pırıl pırıl yapacağım. Kirli bebek bezleri ha? Görüşürüz. Akıllı bir anneyle kimse başa çıkamaz. Ay, bunları ne kadar da severdin. Artık başka birinin onların keyfini sürme zamanı. Benim için biraz fazla tatlı kokuyor. Kalemimi ben sana ne yaptım? Şunu birazcık açayım. Şu havalı şeye bak, sanki küçük bir yay gibi. Anne şuna bak. Çok havalıymış. Bir dakika, bir sürü kalemim var. Bu harika olacak. Şunlara bak. Gökkuşağının bütün renkleri burada. Ve daha da fazlası için hazırım. Of anne. Kalemin mi kalmadı canım? Dur bir dakika. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Şu ışıkları kutuya koyuyorum. Güzel değil mi? Şimdi üstünü streç ile kapla. Kenarlarını sıkıca sar. Bak nasıl yaptım. Şimdi sıra gerçek sihirde. Bütün yüzeye şeker dök. Böyle görünene kadar devam et. Sonra odanın ışıklarını söndür. Parmaklarınla havalı desenler yap. Tatlım gelsene bir. Vay canına, bu gerçekten çok havalı. İstediğini çizebilirsin. O zaman en sevdiğim hayvanı çizmeyi deneyeceğim. Bunu beğeneceğini tahmin etmiştim. Heyecanlanıyor musun? Bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Bu çok eğlenceli. Bunları patlatmaya doyamıyorum. Ne tatlı. Şu minik ellere bak, ne hızlı. Kim makarna ister? O kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha işte açıcı görünüyor mu? Hayır, teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum. Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Şimdi makarna geliyor. İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha?
Bunlar popit makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu söylemene bayılıyorum. Ah, hepsi hazır. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. Acaba... Küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya! Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim neyim? Hey, küçük bir atıştırmalık ister misin? Ama henüz değil. Gözünü bundan ayırma. Hala nerede olduğunu biliyor musun? Bir tahminde bulun. Biraz yardım alabilir miyim lütfen? Paylaşmak istediğin akıllı anne tüyoları var mı? Ya da belki de annen seni bazen foka bastırıyordur ha? Biraz yardıma ya da gülmeye ihtiyacı olan arkadaşlarınla bu videoyu paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir şeyi kaçırmamak için kanalımıza abone ol.